Bir önceki videomuzda ideal gaz yasasından ve hangi koşullarda ideal gaz yasasından sapmalar yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Bu videoda ideal gaz yasasından küçük ya da büyük sapmalar yaşayabileceğimiz senaryoları biraz daha yakından inceleyeceğiz. Ekranda 3 farklı senaryo var. Birinci senaryonun özellikleri yüksek sıcaklık ve büyük hacim. Bu özelliklerin ikisi de çok önemli. Neden diyecek olursanız, ideal olmaya çok ama çok yaklaştığımızda parçacıkların hacimlerinin kabın hacmi yanında göz ardı edilebilir olduğunu varsaydığımızı hatırlıyor olmalısınız. Bu senaryo için geçerli gibi görünüyor. Kap gördüğünüz gibi oldukça büyük. Parçacıkları görebilmeniz için olmaları gerektiğinden çok daha büyük çizdim. Onun için bu ölçek sakın sizi yanıltmasın. Yüksek sıcaklık dediğimizde moleküller arası etkileşimlerin ya da çekimlerin diyelim çok daha önemli boyutta olmayacaklarını varsayabiliriz. Sonuç olarak yüksek sıcaklık, büyük hacim senaryosunun ideal senaryoya çok yakın olduğunu söylemek mümkün. Tam olarak ideal diyemem çünkü gerçek gazların belirli bir hacmi ve moleküller arası etkileşimleri olduğunu biliyoruz. Dedikten sonra koşulları biraz değiştirelim mi? Hacim aynı kalsın. Not ediyorum. Büyük hacim. Ama sıcaklığı düşüreceğiz. Düşük sıcaklık. Sıcaklık, parçacıkların ortalama kinetik enerjisiyle orantılı olduğu için buradaki okları diğerine göre biraz daha küçük çizdim. Sıcaklığı yoğunlaşma derecesine göre düşürdüğümüzü düşünelim. Bir gazın yoğunlaşma derecesi ya da noktası moleküllerin birbirlerini çekmeye, hatta toplanmaya başladıkları sıcaklık olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Örneğin su buharı söz konusuysa yoğunlaşma noktasında moleküller birbirlerine çekildikleri için küçük su damlacıkları görmeye başlayabiliriz. Bu senaryoda yani sadece sıcaklığı düşürdüğümüzde ideal gaz yasasına göre her şey sabit tutulduğunda basınç düşer. Basıncı yalnız bırakalım. P = nRT/V. Bakın. Sadece sıcaklığı düşürdüğümüzde ideal gaz yasası bize basıncın düşeceğini söylüyor. Ama gerçek gazla çalıştığımız bu durumda yoğunlaşma noktasına çok yakın olduğumuz için parçacıklar arasındaki çekim kuvvetleri artmaya başlar. Bu yüzden de kabın duvarlarına daha az çarparlar. Çarptıklarında ise daha düşük bir kuvvetle çarparlar. O halde gerçek gazla çalıştığımız bu durumda parçacıkları arasındaki moleküller arası çekim yüzünden ideal gaz yasasının tahmin ettiğinden bile daha düşük bir basınç elde ederiz. İdeal gaz yasası sıcaklık düştüğünde basıncın da düşeceğini söyler. Ama gerçek gazla çalıştığımız durumda basınç bundan daha da düşük olur. Bir de bu senaryoya bakalım mı? Bu defa da sıcaklığı değiştirmeyelim. Yüksek kalsın ama hacmi küçültelim. Not ediyorum. Küçük hacim. Bu kabın üst kısmının bir piston olduğunu ve bu şekilde aşağı doğru itildiğinde hacmi küçültebildiğimizi düşünelim. İdeal gaz yasasını kullanarak P'yi yeniden yalnız bırakalım. P = nRT/V. Bakın, paydayı küçülttüğümüzde bu ifadenin yani P'nin değeri artar. Öyle değil mi? Başka bir deyişle ideal gaz yasasına göre bu durumda basıncın artmasını bekleriz. Parçacıklar kabın duvarlarına daha çok ve daha kuvvetli çarpmaya başlar. Kabın hacmi gerçekten de çok küçükse parçacıkların hacminin kabın hacmi yanında göz ardı edilebileceğini düşünmek doğru olmaz. Bu da parçacıkların içinde hareket edebilecekleri hacmin denklemdeki hacimden daha küçük olması anlamına gelir. Parçacıkların çarpabilecekleri yüzey azaldı çünkü hacmin bir kısmı da kendilerini kaplıyorlar. Bunun sonucunda da kabın duvarlarına çarpma sıklıkları ve çarpmanın kuvveti artar. Böylece gerçek gaz söz konusu olduğunda basıncın ideal gaz yasasının tahmin ettiğinden daha yüksek olacağı sonucuna ulaşırız.